Ankara gideceğiz Ankara'da İran Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Ahmet Uysal var. Ahmet Hocayı beklettik, dönelim. Önce bir özür dileyelim. Ahmet Bey, Hocam özür dileriz. Kusura bakmayın. Gelişmeler üst üste. Şimdi Putin geldi. İstanbul'a yeni belediye başkanı evet. seçildi. Vallahi bir ikimiz böyle karşılıklı bekliyoruz yani. Bir siz bir ben. <laughs> şimdi, evet. şimdi evet, gündem hızlı tabii. İstanbul Dünya Şehri. Tabi tabi. Şimdi evet, şöyle buyurun. şöyle yapalım. Putin'in gelişi ve bir de Kuzey Irak'taki bu referanduma yönelik olarak İran'ın tavrı. Bu iki konuyu bize bir değerlendirin lütfen. Evet dediğim gibi yani çok sorun değil gündem çok hızlı. Türkiye bir dünya devleti, İstanbul'da bir dünya kenti ve oradaki başkana da tabii hayırlı olsun dileyerek başlıyorum ben de. E, gündem çok hızlı e, ve özellikle Kuzey Irak e, bölge dengelerini değiştirecek bir şekilde yeni bir referanduma imza attı. Böyle bir beklenmedik bir hamle ile tekrar bölgede değişen dengeleri işte Brexit diyoruz, Arap Baharı diyoruz, Avrupa'daki, Batı'daki ekonomik kriz diyoruz. Buradaki e, dengeleri bir daha sarsacak yeni bir e, eylem oldu. Putin'in gelmesi de o açıdan çok önemli. Putin'in gelişi de hem Kuzey Irak hem Suriye hem işte petrol e, anlaşmaları dahil. S400'ler dahil birçok konuya e, değinilecek tahmin ediyorum. Bu konular tartışılacak ya ama tabii çok önemli ter, konular. Bu, Kuzey Irak'taki referandum Hı. çok önemli. E, burada önce şunu söyleyelim. İran tabii Türkiye'nin e, durumundan daha farklı. İran çok daha rahatsız bu Kürdistan ve işte Kürt bölgesindeki e, referandumdan. Çünkü e, İran içerisinde ciddi sıkışıklık var. Ekonomik e, sıkışıklık var. Ambargolar var. İşte bir yandan Merkezi hükümetin e, tavrına karşı hem mezhepsel hem etnik bir e, tepki de olduğu için ciddi sayrak yani e, İran'ın Kürt bölgelerinde e, Kürt bazı Kürt şehirlerinde ciddi kutlamalar gördük tabi Türkiye bu e, bir, bir saniye bir saniye bu hocam. ve hocam bir işte, dakika bunu bunu bir soracağım evet, bir saniye evet. İran içerisindeki e, Kürtlerin yaşadığı şehirlerde mi kutlamalar oldu Evet ciddi kutlamalar oldu bunlar sosyal medyaya da düştü yani bir de tabi İran biz bildiğimizden çok daha çeşitli etnik grupları, dini grupları, mezhep grupları olan bir ülke bu açıdan da İran hani buradaki bir ayrışmanın diğer kendisine yansıyıp işte Ahvaz bölgesi, Arap bölgesi, Azeri bölgesi, Kürt bölgesi ve Beluş bölgesi diye temel sayabileceğimiz veya nüfusların yoğun yaşadığı bölgelerde benzer bir oluşum olur diye yani emsal teşkil eder diye çok ciddi aslında rahatsız o öyle Peki, bir kaygısı İran, var. Peki İran biz yaşadık. Biz, bunu karşı, karşı, biz kutlamalara 40 yıldır. karşı bir müdahale etmedi mi? Bir müdahale gelmedi mi İran ordusundan? Tabii tabii Burisinden? müdahale tabii müdahale oldu ve bu gösteriler dağıtıldı. Ee, biz bunu 40 yıldır yaşadık ve tabii Türkiye ekonomik ve demokratik gelişmesiyle bu bu sorunları büyük ölçüde aştı ama İran daha yeni başlıyor bu tip sıkıntıları görmeye. O yüzden ciddi şekilde rahatsız. Bir de şu anda Irak üzerine ciddi İran'ın nüfuzu var. Bu nüfuzu kaybederim diye ciddi şekilde endişe içerisinde. Yani İran'ın kaygısı daha büyük açıkçası bu, bu olaydan. Dolayısıyla biz bu değişen Irak sınırlarını tanımayız diye burada savaş beklentisi de olabilir. Hatta ee, Irak üzerinde kontrolü var dedik. Yani Irak'ta yeni bir çatışma başlatabilir. Kürt, e, Kürt Arap çatışması e, başlayabilir. E, bunda da İran'ın çok bir e, şeyi olmaz. Yani çok Anladım. bir çekincesi olmaz. Çünkü savaşan kendisi olmayacağı için başkalarını nasıl Suriye'de e, başka milletleri savaş, savaştırıyorsa İran Irak'ta da işte Arapları ve e, Kürtleri savaştırabilir. Anladım. O açıdan hani e, biz tabii ki işbirliği yapıyoruz ama bizim yani hassasiyetlerimiz de İran'ın hassasiyetleri birbirinden çok farklı. Bizde tabii Türkiye büyük Kürt nüfusu taşıyor ve yani bir İstanbul'da bile belki yani Kuzey Irak kadar Kürt vatandaşımız var ve bunlar bunlarda bizim hiçbir sıkıntımız yok yani biz kaynaşmış durumdayız ama bu bölücülük ve şey fitnesi tabii devam ediyor. Bu açıdan bizim tepkimiz Peki... var yani böyle bir bağımsızlık Türkiye'ye e, ...ciddi etki eder veya bölge haritalarını değiştirir diye biz endişe ediyoruz. Yoksa Kürt halkından bir, bir endişemiz problem yok o açıdan ama İran'ın böyle bir endişesi var. Peki evet. e, Ahmet Hoca siz e, şu yakın dönemde Erbil'deydiniz. Bir dolaştınız etrafa baktınız ne oluyor evet. ne bitiyor gözlemleriniz var. E, lütfen o gözlemlerinizi bizimle bir paylaşın. Irak'ta ne gördünüz ne oldu ne bitti... ...bu referandum süreci öncesi sonrası... E, ...çünkü... E, ...çok önemli bir süreçte orada bulundunuz. Evet. Biz önce Bağdat'a gittik, sonra Erbil'e geçtik. Referandumdan önce ve referandum esnasında Erbil'deydik. İki tarafında nabzını tutabildik o açıdan. Şimdi e, önce şunu söyleyelim. Irak'ta ister Şii olsun... ...Türkmenlerle zaten problemimiz yok ama... ...ister Şii olsun, Arap olsun başka milletler olsun bizim hiçbiriyle ciddi bir sorunumuz yok. Hatta tarihsel bir yakınlık var. Diyorlar ki Necef'teki işte Basra'daki Şiiler bile biz Osmanlı'nın yanındaydık İngilizlere karşı savaştık. Yani satmadık biz Osmanlı'yı diye gurur duyuyorlar. Ve bu bugüne de ışık tutuyor. Tabi İran burada nüfuz elde etti ve verilen bir örnek var. Diyorlar ki Bağdat yani Irak hükümeti İran'la işbirliği yaptı çok perişan bir durumda ama Kuzey Irak yani Erbil, Barzani Türkiye ile işbirliği yaptı. Çok çok iyi bir şekilde gelişti. Ciddi bir istikrar elde etti. Ekonomik gelişme elde etti. Yatırımlar vesaire. Tabi Türkiye'nin burada çok ciddi desteği oldu. Yani iki türlü de Türkiye ile çalışan kazanıyor diye bir ciddi talep var, gözlem var ve bu konuda irade var. Yani Türkiye neden bizi ihmal ediyor? Sadece belli gruplara örneğin Barzani'ye yatırım yapıyor da ve onunla ilgili ilgili çalışıyor da bize e, ters duruyor falan diye ama bu tabi esas sebebi Suriye krizi vesaire biraz e, maliki döneminde özellikle e, ilişkilerin gerilmesine neden oldu bu işte e, Kuzey Irak referandumu Barzani referandumu aslında yeni bir sayfa açıp ilişkileri geliştirmek üzere çok ciddi bir fırsat sunuyor merkezi hükümette ve bütün e, Iraklı aslında. Bunun içinde mesela Türkmenleri ayrıca bahsedecek olursak Türkmenlerin %60'ı en az belki daha fazlası Şii. Ama bunlar bizim kardeşimiz yani kan kardeşimiz ve Türkçe konuşuyorlar, anlıyorlar ve bu bizim dediğim gibi Şiilerle de bir ayrıca problemimiz olmamış ve bu İran Şiileri İran Şiilerinden de farklı ve daha az politikler ve bu tip politik çekişmelerden çok fazla etkilenmiyorlar, taraf olmuyorlar. O yüzden bize yakınlar. Yani biz Türkmenleri yani Şiisiyle, Sünnisiyle beraber ele almak durumundayız ve ilişki kurmak durumundayız. Bu açıdan mesela Kerkük'te yani bu tartışmalarda yine Türkmenler gündeme gelecek. Bizim İran'la olan ilişkilerimizi etkileyecek. Belki yine Kuzey Irak'la olan ilişkilerimizi etkileyecek. Yani birçok dosya var. Ama şunu da söyleyeyim. Özellikle Erbil'de yani Kürtlerin aslında bunu yaparken gerçekten bir ham hayale kapılmışlar ama böyle bir safiyane bir niyetle. Yani kime sorsanız bu Türkiye'ye karşı değil. Türkiye burada niye gocunuyor diye bir saf bir böyle bir tepki de var. Yani hı hı. ya bu bu size karşı değil ki biz zaten sizi seviyoruz gibi bir muhabbet var. Hatta PKK da mesela referanduma destek olmamıştı. Ama yani bunun işte Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi bu bir küçük kendi içerisinde düşünülen bir yani sadece kuzey Irak düşünerek yapılmış bir hamle ama bütün de bölge dengelerini değiştirecek bir hamle. Yani küçük düşünülmüş bir hamle. Belki e, Türkiye düşmanlığı yok ama Türkiye düşmanlığına çok rahat evrilebilecek bir hamle. Hatta Türkiye ile Kuzey Irak ilişkilerini ciddi şekilde bozacak bir hamle. Bunu göremiyorlar. Bunu ben hani Barzani'ye yakın İster Kürt olsun ister Türk olsun, Türkmen olsun hem siyasetçi hem fikir adamlarıyla biz görüştük yani Türkiye'yi bir ikinci vatanı gibi görüyor herkes bir şey gibi yani ciddi bir aslında Türkiye'ye bir tepki yok ama yani bu fikri ortaya atanlar bu projeyi ortaya atanlar büyük ihtimalle böyle buraya bir hani barzan eline bir bomba verip bunu patlat ister kendi elinde patlat ister Türkiye'de patlat ister İran'da patlat gibi böyle bir proje yapılmışlar bunu bunu görememiş yani böyle Anladım. bir maalesef bir saf daha küçük düşünen bölgesel düşünen bölge daha geniş bölgesel dengeleri küresel dengeleri dikkate almayan bir proje var karşımızda. Biz tabi burada çok ustalıkla Kuzey Irak halkını kaybetmeden oradaki tepkileri de ölçerek gerçekten insanların gönlü bizden yana işte mesela 100 yıl önce Osmanlı Musul Kerkük ve şimdi bu şimdi bu Ahmet Kırk Hoca bölgelerini de kapsıyordu. Bugünkü ha Ahmet Hoca tamam. 100 yıl tamam. önce referandum yapılsaydı bu cümlemi tamamlayayım. Faruk Bey bir bir cümle. yani 100 yıl önce referandum yapılsaydı Türkiye'ye bağlanırdı bunlar. Bugün yapılsa yine ikinci bir referandum olsa yine Türkiye'ye bağlanırız diye de bir irade çok yani Barzani taraflarından diğerlerinden de duydum. Ama tabii böyle bir bomba her şeyi mahvediyor maalesef böyle bir hamle Evet, yani, buyurun yani Türkiye şimdi bu kadar büyük bir riski ya da böyle bir niyeti sorgulayamaz doğrusu ya da sorgularsa ne olur ne olmaz bunu ayrıca tartışmak lazım. Yani e, bir referandum yapıp Türkiye'ye katılmayı kabul ederler etmezler ayrı bir konu ama Türkiye'nin tepkisi çok büyük onu biliyoruz. Şimdi size şunu soracağım siz konuşurken ekranın bir tarafına da Evet Rusya devlet başkanı Putin ve e, Sayın Erdoğan'ın fotoğrafları düşüyor. Yani e, Beştepe'deki görüşme bu ziyaretten ne çıkar, ne konuşulur? E, İran, Rusya ve Türkiye hiç olmadığı kadar yakınlaştılar. Bu ziyaret sizce neye işaret ediyor? Evet. Şimdi e, Kuzey Irak'ta Türkiye'ye çok güveniyorlar dedim. Belki bu Türkiye'nin hassasiyetini anlamamaktan kaynaklanıyor. Çok yatırım yaptı Türkiye buraya. İşte bunlardan vazgeçmez deniyor. Ama Türkiye en yüksek kanaldan dedi ki ulusal işte çıkarlar söz konusu olduğunda ülkenin geleceği söz konusu olduğunda 3-5 milyonun yatırımın bir anlamı olmaz dedi. Yani biz hep parasal düşünmeyiz. Strateji bizim için önemli diye uyarıda bulundu ama bu çok anlaşılmamış. Böyle olunca mesela bu, bu, bu işte Türkiye'nin yatırımları örnek gösteriliyordu. Diğer bir örnek ise hani buna, buna dünya herkes karşıyken siz niye bu referandumu yapıyorsunuz diye sorduğumuzda işte Türkiye bu kadar çıkarı var bundan vazgeçmez biziz biz, bizden vazgeçemez gibi bir söylem vardı. Bu iyi niyette yapılmış bir söylem. İkinci bir söylemde işte Rosneft bile Rusya bile işte Rusya'nın petrol şirketi işte bizimle anlaşma yaptı. Yani bunları örnek gösteriyorlardı ama bugün Rosneft açıkladı ki artık yani buradaki son gelişmeler ışığında biz bu yatırımdan vazgeçeceğiz. Bu Halepçe'deki özellikle kuyu açma, petrol işletme çabasından veya projesinden şu an için vazgeçtik diye beyanatta bulundular. Yani içerideki Barzani ve etrafındaki insanlar tabii iyi niyetle düşünseler bile bunu hesaplayamadılar büyük ihtimalle ama tabii kötü niyetle bunları yönlendiren, bunları akıl veren, bunları belki de hani siz bir kavgaya girin. Ya biz burada Barzani kaybetse de zarardayız, Barzani kazansa da zarardayız. Yani en iyisi aslında bu var olan statükoyu sürdürmekti. Barzani niye kaybetse zarardayız, Barzani Türkiye, Türkiye'ye en yakın yakın olan grup. Barzani giderse kim gelir? Yerine Talebani gelir. Bunlar Batıcı. Yerine Goran gelir. Onlar İran'a yakın. PKK gelir. Tabii çok daha büyük felaket. Dolayısıyla biz yani buradaki tepkiyi ve der, yani vere, ders vereceğimiz dersin dozunu da iyi ayarlamak zorundayız. Burada Putin'in ziyareti işte kritik oluyor. Yani tabii Amerika, Rusya, Çin gibi büyük devletlerin e, hesabıyla, biz bölgesel devlet olduğumuz için bölgesel hesaplarda çok net bir şekilde varız. Ama büyük devletler, büyük ihtimalle işte Suriye'de bir taraf İran'a gaz verdi, bir taraf e, Suudi Arabistan'a gaz verdi. E, veya Yemen'de benzer şekilde çatışmayı e, körükleyecek şekilde davranıyorlar. Niye? Birisi bir tarafa silah satıyor, diğeri öbür, öbür gruba silah satıyor. Acaba aynı hatayı e, şeye de, yani ee, yine bir Kürt-Arap çatışması çıkararak, yani savaşı sürdürmek istiyorlar mı? İşte ta e, İran-Irak savaşından 1980'den bugünlere kadar, 40 yıl oldu neredeyse, Irak'ta savaş bitmiyor. Yani e, yani işte Irak Savaşı, Körfez Savaşı, sonra bu Amerikan işgali falan, yani petrol ülkesi ve petrol denizinde yüzen Irak'ta savaş bitmiyor. E, ve bu tartışmalar acaba savaşı sürdürmek için mi? yapılıyor diye de insan düşünüyor. Özellikle hem Amerika hem Rusya tarafı. Birisi birisine silah satıyor, diğeri öbürküne silah satıyor. Ee, yani Türkiye burada hani barışı sağlayacak görüşmeler yapabilir Putin'le. Tabi S-400'ler var. E, artı Suriye var. Suriye'de yine Türkiye e, işte kan e, kan akışı dursun, kan kan Anlıyorum. dökülmesi artık dursun diye bir Hı -hı. noktaya vardı Putin'le. Yani Putin de tabii Türkiye'nin önemini bildiği için Türkiye'nin stratejik değerini Türkiye'yi kendi tarafına çekmeye çalışıyor ve hani Türkiye gerçekten bölge dengelerini değiştirecek eğer bir tercihte bulunursa tabi 15 Temmuz darbesi dahil birçok Batı'nın yaptığı hamlede Türkiye'yi bezdirmiş durumda tamamen tabi Batı'dan vazgeçmeyelim hani vazgeçelim demiyoruz ama gerçekten Türkiye'de artık gına gelmiş durumda bu yapılan iki yüzlükten ve baskılardan işte FETÖ'ye kucak açmalar dahil işte PKK'ya silah vermeler dahil. Bunları görünce de Türkiye ister istemez yeni bir oyun kurucuyla, önemli bir oyun kurucuyla Rusya ile masaya oturuyor. Bu açıdan yani iki tabi hem de küresel dengelere bunlar çok yani ikisi de biraz dışlanmış lider olarak küresel yapıdan ciddi bir bölgeyi belki yeniden şekillendirecek görüşmeler yapıyorlar. Ama en azından daha barışçıl bir Türkiye'nin burada görüşüyor olması, daha barışçıl bir çözüm bulunması hem Suriye'de hem Irak'ta bir, bir umut bence taşıyor. Çünkü Türkiye gerçekten yani kavga istemeyen kan, kardeş kanın dökülmesini istemeyen bir ülke ve bundan kazanıyor. Bu açıdan da ciddi aslında hem Irak'ın her yerinde yani Kuzey Irak'ta da Güney'inde de Basra'da da Necef'te de ciddi sempati taşıyor. Yani Türkiye'nin dostluğundan zarar gelmez diye bir anlayış var. Hatta belki Barzani ve ekibi bundan da şey yapmış olabilir. Yani Türkiye hani böyle bir büyük abi, babacan, bir dost gibi görülüyor. Bunun yanlış okumuş olabilirler. Damarına basmayacaksınız. Bir de Orta Doğu'da örneğin çok böyle yalpa yapan, bir öyle bir böyle konuşan insanlar var. Yani böyle liderler çok. Türkiye'yi de herhalde böyle düşündüler. Hani bugün öyle söyleriz. Yarın başka türlü yapsak da, bunun zaten çokça görüldüğü için. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle değil. Çok düz ve düzgün bir insan olarak da, yani bu tip yamukları veya bu tip hani güven sarsıcı ihanet gibi görülebilecek şeylerden çok alınıyor. Bunu iş siyasetten de biliyoruz. Yani düzgün ve açık olunması gerek gerektiğini düşünüyor. Burada hani tahmin ediyorum büyük bir oldu bittiye getirilmekten de çok ciddi şekilde rahatsız. Biz de rahatsızız. Yani hem Türkiye olarak bundan ama biraz da bu maalesef siyasetin doğasında var. Orta Doğu'da gördüğümüz şekilde herkes. Bir de tabi Barzani yönetimi uzun süre işte Rusya ile Amerika ile başka ülkelerle böyle hani dans etmeye de alışmış olduğu için biraz onlara normal geliyor ama bize normal gelmediği için de ciddi bir yani e, dil farklılığı oluşuyor. Bu açıdan e, bakalım Türkiye, İran, Rusya'nın e, işbirliği, Irak'ın işbirliği çok önemli. Dediğim gibi yeni dönemde belki daha az mezhepçi politikalar izleyen ibadet yönetimiyle bütün Irak'la yeni bir sayfa açmak imkanı olabilir. Kısmen tabii Kuzey Irak'ta kaybımız olacaktır. Bunu diğer Irak bölgelerindeki çalışmalarımızla, yatırımlarımızla, ilişkileri geliştirerek, ticaretle, sosyal, siyasal, kültürel çalışmalarla telafi edebiliriz diye düşünüyorum. Yani belki zarar biliyoruz, belki hayır çıkar. Yani söyleyeceklerim o kadar. Anladım. Peki çok çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar Ankara'ya. Yine görüşelim. Özellikle meselelerin İran açısından gelişmelerini size sormaya devam edelim. Teşekkürler hocam.